Merhaba arkadaşlar, Medun'un hobilerine hoş geldiniz. Rabbim yolunuzu içinde Allah korkusu olan, merhamet olan kullarına çıkarsın inşallah. Bugün sizlere iki şiş ile ördüğüm bu çorabın anlatımını yapacağım. Bileğinden başlanıyor iki şişle. Bu kısmı örülüyor, topuğu, daha sonra bu kısım, burnu ve üzeri örülüyor. Çok kolay, çok basit. Zaten var olan bir model ama Türkçe videosu hiçbir yerde mevcut değilmiş. Bir takipçim benden rica etti. Sipariş almış bu modelden ama örememiş. Türkçe video çekebilir miyim diye ben de kendisi için Türkçe videosunu çektim. İnşallah sizler de sipariş alırsınız bu modelden, örersiniz, bana dua edersiniz. İplerim nakopırlanta. Ben iki renk kullandım. Bana gönderilen model iki renkti. Ama siz isterseniz bu kısımlarını da ana renk ile örebilirsiniz. Aynı renkle örebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. İsteyen daha kısa örüp bot patik görünümünde yapabilir. İsteyen daha uzun yapıp uzun çorap olarak da örebilir. Ben size yapımını anlatacağım. Gerisini ayarlamak sizin zevkinize kalmış. Şişlerim 3,5 numara çorap şişi kullandım. Şurası numaraları gösteriyor arkadaşlar, 3,5. 3,5 numara çorap şişleri. İsterseniz misinalı şişle de örebilirsiniz. Eliniz hangi şişe alışıksa. Ben ilmeklerim kaçmasın diye şişlerimin arkasını kapatıyorum. 39 ilmek olarak bileğini başladım. Şöyle de dilimi anlamayan takipçilerim için 39 ilmekle başlayacağız. İlmeklerimi tığ ile attım yine. Daha önce birçok kez başladım böyle. Yine kısaca bir göstereyim. Böyle. Şişinizin üzerinden atıyorsunuz. Arkadan geri zincir olarak çekiyorsunuz. 39 ilmeğimizi atıp gelelim. Ben 39 ilmeğimle 15 diş haroşa ördüm bu kısmını. Başlangıçta da söylediğim gibi sizin kendi zevkinize kalmış. İster lastik görünümü olsun diye iki ters, iki düz, iki ters, bir düz, bir ters, bir düz. Hepsini söyleyeyim de böyle de olur mu diye soru kalmasın aklınızda. Burasını istediğiniz ölçüde, istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ben 15 diş haroşa ördüm bu kısmını. Bu 37 numara için uzatmak isteyeceğiniz noktaları anlatacağım size. Başka büyük veya küçük numaralar için çocuklara da çok hoş bir çorap olabilir bu. Daha küçük örerek. Çok hoş bir çorap. Bu kısmını istediğiniz şekilde örüp gelin. Haroşalarımızın kenarlarını düz olacak şekilde örün. Tırtıklı olmasın. Çünkü bu kısımlardan sonra ilmek alıp öreceğiz. Kenarda yuva olacak şekilde örün haroşa kenarlarımızı. 15 diş haroşayı ördüm. Bir sıra düz gidip geleceğim. Daha sonra topuğunu kesmeye başlayacağım. Bir sıra düz gidip gelelim. Kesme işlemine başlamadan önce size nasıl bir işlem yapacağımızı anlatacağım. 39 adet ilmeğimiz var. Bizim 39 adet ilmeğimizi 3'e böleceğiz. 39 bölü 3
13. 13 ilmeğimizi sağ kenardan keseceğiz. 13 ilmeğimizi sol kenardan keseceğiz. Tam ortada 13 ilmeğimiz kalacak. İnşallah anlaşılmıştır. İşlemine şimdi başlıyorum. Burası tersi benden yana, doğru yüzü ileride. Bir sıra düz gittim. Tekrar geri gelirken başa buradaki 2 ilmeğimi keseceğim. Şimdi bu 2 ilmeğimin arkasından giriyorum. İkisini beraber örüyorum. Böyle güzel bir kesim olmasını istiyorsanız benim gibi, anlattığım gibi örün. Bunu kestikten sonra döndürüyorum. Doğru yüzü benden yana. Kenardaki kestiğim ilmeğimi kenar ilmeği gibi örmüyorum. Bu başa dek örelim şimdi. Diğer başa geldim. Örgümün doğru yüzü benden yana. 2 ilmeğim var yine kenarda. Bunların da yine tersinden giriyorum. İkisini beraber örüyorum. Döndürüyorum. Diğer başa dek bütün ilmeklerim ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Diğer başa geldim. Örgümün tersi benden yana. İpimi ileriye alıyorum. 2 ilmeğimin yine tersinden giriyorum arkasından. İkisini beraber örüyorum. Döndürdükten sonra kenar ilmeğimi örmüyorum. Diğer başa dek. Her gidip gelişte kenarlardan birer tane ilmek eksiltiyoruz. Diğer başa gelince yine 2 tane beraber öreceğim tersinden girip. Başa dek geldim. Yine 2 ilmeğim var. İpim arka tarafında örgümün. 2 ilmeğimin tersinden giriyorum yine. Bu şekilde ikisini beraber örüyorum. Diğer başa dek ilmeklerimizi yine örelim. Başa geldim yine. İpimi ileriye alıyorum. Bu ilmek kesme işlemini yaparken ipinizi hep ileriye alacaksınız. Ters yüzde de gidiyor olsanız, doğru yüzde de gidiyor olsanız. 2 ilmeğimin yine, bakın 2 ilmeğimin yine böyle arkasından giriyorum. İkisini beraber örüyorum ilmeklerimi çevirmeden. Eksilmeye başladı bu kenardan, bu kenardan. Anlattığım gibi 13 bu kenardan keseceksiniz, 13 bu kenardan keseceksiniz. Ortada 13 ilmeğiniz kalacak. 13 ilmeğiniz kalana dek bu şekilde ilmeklerinizi keserek gelin. Ortada 13 ilmeğim kalana dek kenarlardan ilmeklerimi kestim. 13 ilmeğim kaldı. Son kesme işlemimi yaptım. Bu başa dek örüp geliyorum. Başa geldim. Örgümün tersi benden yana. Sıradaki yuvadan şimdi burada sıradaki yuvadan örgümün doğru yüzünden tersine doğru yuvaya giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Döndürüyorum. Bu yeni çıkarttığım ilmeğimi örmüyorum. Sıradaki diğer ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün doğrusu benden yana. Şişimi doğrusundan tersine doğru takıyorum. Şu ilmeğimde ipi tam çekmemişim. Doğrudan terse doğru sıradaki yuvaya giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum.
Döndürüyorum. Bu yeni çıkarttığım ilmeğimi örmüyorum. Sıradaki diğer ilmeklerimi başa dek örüyorum. Bu bir tur öncesinden çıkarttığım ilmeğim, onu da düz ördüm. Sıradaki yuvadan doğrusundan tersine doğru bir tane ilmek çıkarttım. Çıkarttığım ilmeğimi örmedim. Diğer başta yine sıradaki yuvadan doğrusu benden yana olduğu için önden arkaya doğru şişimi takıp bir tane ilmek çektim. Örgümün tersi benden yana, doğrusundan şişimi takıyorum, doğrusundan tersine doğru. Sıradaki yuvadan bir tane ilmek çıkartıyorum. Döndürdükten sonra bu ilmeği örmeden diğer ilmeklerimi örüyorum. Kapattığımız ilmeklerimizi yeniden çıkartıyoruz. Doğrusundan tersine doğru sıradaki yuva bariz belli. Buradan takıp arkadan öne doğru bir tane ilmek çıkartıyorum. Döndürdükten sonra çıkarttığımız ilmeğimizi örmüyoruz. Biraz çekin ipinizi, gevşek bırakmayın. Oralarda delik oluşmasın. Sıradaki yuvadan yine önden arkaya doğru daldırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Topuk dönmeye başladı. Bu şekilde bu başa dek eksiltmeye başladığınız ilk noktaya dek ilmeklerinizi tekrar çıkartarak geleceksiniz. İlmek sayınız yine 39 olana dek bu işlemi yapıp gelin. 39 ilmeğimin hepsini tekrar kenarlardan topladım. Topuğunu oluşturdum. Topuğu tamam. Bundan sonra düz olarak öreceğiz. Hiçbir artırma, eksilme işlemi yok. Şöyle topukta göstereyim. Şimdi buradayız. Bunun ölçüsünü öreceğiniz numaraya göre kendiniz ayarlayacaksınız. Şu kısma ayak parmaklarına geldiğiniz zaman eksiltme işlemi başlatacağız. Buraya kadar düz örülecek. Öreceğiniz numaranın topuktan bu kısmına göre ölçüsünü alın. Hangi numara için örecekseniz buradaki sayıyı ona göre örün. Buradaki sayıyı ona göre öreceksiniz. Parmak ucunun altına kadar
düz öreceksiniz. Daha sonra bu ipe geçtiğimiz zaman eksiltme işlemlerine başlıyoruz burun için. Aynı renk isteyen aynı renk örebilir, isteyen rengi değiştirebilir. Ben bu kısımdan bu kısma kadar bakayım. 16 yuva oluşturana dek ördüm 37 numara için. Bu herkesin el ayarına göre, ip ayarına göre değişir. Benim elime 16 yuva oluşunca 37 numaraya denk geldi. Siz de öreceğiniz numaranın ölçüsüne göre buradaki düz örgünüzü tamamlayın. Böyle gitgellerle düz öreceğiz. Hiçbir işlem yok. Bu kenarlarınız yine yuva oluşacak şekilde, düz olacak şekilde öreceksiniz. Buralardan ilmek çıkartarak öreceğimiz için. 16 yuva olana dek örüp geliyorum ben bunu. 16 yuva oluşana dek ördüm örgümü düz bir şekilde. Şimdi diğer ipimi ekleyeceğim başa gelince. Ben diğer rengi bağladım ama burada renk değiştirmek sizin zevkinize kalmış. İstemezseniz hepsini tek renkte örebilirsiniz. Şurada iki tane ilmeğimi ördüm ama ayrımı yapayım sizler için. Ben 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek kenar için bıraktım. Bu kenar için. 10 ilmek de bu kenarda bıraktım. Kenarlarda ilmeği az bırakıyorum çünkü kenarlardan her seferinde bir ilmek eksiliyor ama ortadan iki ilmek eksiliyor. Diğer ilmeklerimin hepsini ortaya verdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmeğim ortada. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10 ilmeğimi ördüm. Buradaki üç tane ilmeğimi beraber tek seferde örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Bunu saymama gerek yok. Kenarda da yine 3 tane ilmeğimi beraber ördüm. Geri dönüşte hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerinizi ön yüze düz gelecek şekilde örün. Başa geldim. Şimdi ön yüzü benden yana iken eksiltme işlemlerimi yapacağım yine. Şu ortadaki ilmeğim bir tur öncesinde 3 ilmeği beraber ördüğüm tek ilmeğim. Bir tane bu kenardan alıyorum, bir tane bu kenardan alıyorum. Ortadan alıyorum yani. Bir sağından, bir solundan. Üçünü beraber örüyorum. Beraber örme işlemimizde çevirme falan yapmıyoruz hiç ilmeklerimizi hepsini gelişine. Şu ortadaki de bir tur önce üçünü beraber ördüğümün tek ilmeği bir tane sağından bir tane solundan alıyorum.
3 tanesini beraber örüyorum. Başa dek hiçbir işlem yok. Ters taraftan örerken hiçbir işlem yok. Buraya çıkalım, sonra tekrar bu tarafa geri gelelim, yeniden anlatacağım. Ön yüzdeyim yine. Şu ortadaki yine o malum ilmeğimiz. Bir sağından bir solundan alıp üçünü beraber örüyoruz. Bu kenarda da yine aynı. Bir sağından bir solundan üçünü beraber örüyoruz. Başka hiçbir işlem yok. Elimizde burada toplam 9 ilmeğimiz kalana dek bu işlemi yapacağız. Her seferinde bir sağdan bir soldan alıp ilmeklerinizi eksilterek gelin 9 ilmeğiniz kalana dek. Geldim, burada ilmek sayımı 9'a düşüreceğim. Ben diğerini 9 ilmek yaptığım için bunu da 9 ilmek yapıyorum. Ama üzerinin daha geniş olmasını isterseniz 11, 13, 15 gibi sayılar yapıp üzerine daha geniş yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek husus sayılarınızın tekli olması. Son sıramda şimdi bu ikisi kenarlardan gelen yollar ve ortada tek ilmeğim var. Bu üçünü beraber örüyorum. İlmek sayım 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğim kaldı. Döndürüyorum. Başa dek bütün ilmeklerimi ön tarafa düz gelecek şekilde örüyorum. Kenara geldim. Şimdi burunu geri döndüreceğiz. Sıradaki yuvadan ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimi örgünün ön yüzünden arkaya doğru daldırıp. Kenardaki ilmeği örmüyorum. Yeni çıkarttığım ilmeği. Bu ortadaki 3 ilmeğimi yine beraber örüyorum. Şimdi de bu kenardan sıradaki yuvadan şişimi önden arkaya doğru daldırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Döndürüyorum. Kenardan yeni çıkarttığım ilmeği örmüyorum. Diğer ilmeklerimi ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Yine başa geldim. Sıradaki yuvadan ön taraftan şişimi daldırıp, yani ön yüzünden arkadan öne doğru ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeği yine örmüyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi yine beraber örüyorum. Diğer başta örgümün doğru tarafı benden yana,
sıradaki yuvadan ön taraftan arkaya doğru daldırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Döndürüyorum. Çıkarttığım ilmeği örmüyorum. Diğer baştayım yine. Örgümün tersi benden yana. Sıradaki yuvadan ön taraftan şişimi daldırıp arkadan öne doğru ilmeğimi çekiyorum. Çıkarttığım ilmeği örmüyorum yine. Ortadaki 3 ilmeğim yine beraber. Sıradaki yuvadan yine ilmek çıkartıyorum. İlmeklerinizin iki kanadından da alacaksınız. Tek taraflı tutmayacaksınız. Kenarlarda 4 ilmek var her zaman. Ortadaki 3 ilmeği beraber örüyoruz. Örgümüz bu şekilde devam edip gidiyor. Üzeri böyle. Kenarlardan ilmek çıkartıyoruz. Çıkarttığımız ilmeklerimiz, yani ekleme işlemi yapıyoruz aslında. Onları döndürdüğümüz zaman örmüyoruz. Her seferinde sağdan soldan ekliyoruz. Ortada 3 ilmeğimizi beraber örüyoruz. İlmek sayımız o yüzden hiç değişmiyor. Biraz ilerleteyim, yeniden anlatacağım. Burnu döndürdük artık arkadaşlar. Aynen anlattığım gibi kenarlardan birleştirerek ortada 3 ilmeğinizi beraber örerek böyle devam edip geliyorsunuz. Ta ki buradaki topuğun birleştirme yerine kadar. Burada ufak bir püf noktası var. Onu da oraya gelince anlatacağım. Buraya kadar örüp gelin. Bahsettiğim yere geldim. Tam ayak bileğinin olduğu yer. Burada eğilime göre şekil alması için ufak bir işlem yaptım. Şuradaki iki yuvadan tek seferde ilmek çıkarttım. Buranın biraz eğimli olması için. Bakayım, şişle çıkaramazsam tığla çıkartmam lazım. İki yuvadan bir tane ilmek çıkarttım. Yani tam şu iki noktanın birleştiği yeri, aşağıyla yukarıyı ikisini aynı anda tek ilmek yaptım. Diğer tarafta da aynısını yaptım. Burada iki yuvadan bir ilmek çıkarttım. Diğer başa dek örüyorum normal. Bu kenarda da yine aynı işlemi yapacağım. Bu yuvayla bu yuvadan tam bu çizginin kenarındaki, sağındaki, solundaki iki yuvadan tek seferde ilmek çıkarttım. Normal örme sıramıza devam edelim.
İlmeklerimiz bitene dek başa dek böyle devam edelim. Son sıraya geldim. Bu kenardan son ilmeğimi çıkarttım. Bu kenardan da son ilmeğimi çıkarttım. Burada ilmeklerimi kapatarak gidiyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi yine beraber örüyorum. Daha sonra bu ilmeğimi kapatıyorum. Bütün ilmeklerimi kapattım. Ben bir iğne, bir sıra sık iğne gittim. Açık renk olan ipimle. Ama fazla sıkmadım. Bir zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya battım. Bir zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya battım. Bu şekilde tüm bileğine bir sıra sık iğne gittim. Bileğini tığlama işlemini de tamamladım. İpimi kestim, sakladım. Çok güzel bir çorap arkadaşlar. Çiftini bir günde örebileceğiniz, çok zevkli örmesi, çok hoş bir çorap. Ben örerken çok zevk aldım. İnşallah sizler de örersiniz. Siparişler alırsınız. Şimdi mankenime giydireyim. Mankenimi bulabilirsem. Mankenime giydirdim. Ayakta görünümü böyle. Gayet şık bir çorap oldu. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Takıldığınız noktaları sorabilirsiniz. Instagram'dan fotoğraflı sorularınızı gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince, vakit buldukça cevaplamaya çalışırım. Bana gönderdiğiniz resimleri paylaşmaya devam ediyorum. Instagram hesabımdan, hikayemde. Geri dönüşleriniz çok güzel. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.